bitmeyen bir soğuk algınlığı griple başladı. Halüsinasyon görmeye başladım, ateşli. Hastaneye yatırdılar beni. Milyonda bir insana vuruyor. Birçok organımı sardı bu hastalık, sinsi bir hastalık ve çok hızlı bir şekilde ilerleyen bir rahatsızlıktı. Hem bu hastalık hem de antibiyotik tamamen böbreklerimi bitirdi. Seve seve bunu canı gönülden vermeye taraftarım. Ben 1,5 senedir diyalize giriyorum. Babamın da böbrek rahatsızlığı var. Şu anda kızım beni anlıyor. Başka ne eşim anlar, ne kardeşim anlar. Herkes şeyi düşünüyor. Ben organlarımı bağışlar mıyım? Hiç acaba ben organ bekleyen haline geçer miyim düşünmüyor. Kan akama süreci bilsem. Bunu söylemek de zor geliyor işte bana. Çünkü benim babam bunu yapamayacak. Bu çok zor geliyor bana. Toplumdaki her 7-8 kişiden bir tanesinde bir böbrek rahatsızlığı söz konusu. Şu anda ameliyatın en kritik aşamasındayız. Fakat... Sanki ben o zaman yeni dünyaya geleceğim. Çünkü ben kızım çok. Bitmeyen bir soğuk algınlığı griple başladı. Akabinde kulak ağrısıyla başladı. Kulak ağrısı hiç bitmiyordu. Kulak akıntısı başladı. İşitme kaybıyla beraber bacağımda bir lezyon oluştu. Ufacık mercimek tanesi kadarken avuç içimden daha da büyük bir lezyon oluştu. Sonra halüsinasyon görmeye başladım. Ateşli, bayağı bir böyle nöbetler falan geçirmeye başladım. Hastaneye yatırdılar beni. Teşhis koyamadılar. Akabinde enfeksiyon bölümüne orada. Enfeksiyon bölümünde 1-1,5 ay süre içerisinde Wegener rahatsızlığına yakalandığını söylediler bize. Damar iltihaplanması diğer adıyla. Milyonda bir insana vuruyor. Bana da denk geldi ama son dönemlerin popüler bir rahatsızlığı olmuş. Teşhisi koyduktan sonra bana ağır derecede antibiyotikler, steroidler kullandılar. Bunlar da böbreğime de zarar verdi. Bu aşamada benim akciğer kanaması, beynimi sardı hastalık. Birçok organımı sardı bu hastalık, sinsi bir hastalık ve çok hızlı bir şekilde ilerleyen bir rahatsızlıktı. Akciğer kanamasından dolayı bana biyolojik ilaçlar, bakanlık onaylı biyolojik ilaçlar kullanıldı. Hem bu hastalık hem de antibiyotik tamamen böbreklerimi bitirdi. 1,5 senedir diyalize giriyorum. Özel bir diyaliz merkezinde babamla beraber gidiyorum. Babamın da böbrek rahatsızlığı var. Diyalize giriyor. Soğuk işlerde çalışıyorduk. Çizme içerisinde, mezbalarla. Ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Benim şekerden kaynaklandığını düşünmüyorum. Böbreği öyle kaybettik biz bu şekilde. Ben de söyledim, çocuklar da söyledi. Böbreğimi bağışlamak istedim abime. Abim kendisi istemedi. Babam bir şekilde kendi hayatını bu şekilde devam ettirmeye çalıştı. Ama ben devreye girince farklı oldu. Kardeşim bana böbreğini sürekli vermek istedi. Ben almadım. İşin içine kızım girince vereceğim dedi. Ben o zaman razıysan, veriyorsan, kızım olduğu için dayanamadım, verebilirsin dedim. Benim için hani bir yeğen demek, bir evlat demektir yani. Aynı zamanda ben büyüttüm kendim için. Tabii ben de üzülüyorum. İster yani seve seve bunu canı gönülden vermeye taraftarım yani. Ya çok farklı bir şey. Yani amcam bana çünkü sonuçta bir hayat bağışlayacak.
Tabii güzel bir tablo. Aile içerisinde kardeşimin kızıma böbreğini vermesi, onu hayata kavuşması, çocuğuna sağlıklı şekilde algılanması, hazırlanması, hayata bu genç yaşta sağlıklı sarılması çok sevindirici bir olaydır. Yani bu beni mutlu eder. İki kişinin birden diyalize girmesi çok zor bir olaydır. Aynı odada girmiyoruz, farklı odalara giriyoruz. Çünkü birbirimizi görmek de istemiyoruz bir yanda. İnsan bayılıyor veya kramplar görüyor. Farklı şeyler olabilir. Bir anda her şey olabilir. Diyalize girişimizde gayet iyiyiz. Diyalizden çıkarken vücudumuzdaki bütün sıvılar tükendiği için tamamen yorgun, bitkin düşüyoruz. Ne kadar çok sıvı tüketirsek bizim için daha çok zor oluyor. Çünkü pompa kalbi yoruyor. Ne kadar çok sıvı tüketirsek kalbin çalışması da bizi de bayağı bir yıpratıyor. Tansiyon düşüklüğü oluyor. Sonra kramplar oluyor ağır derecede. Bunlar da bizi bayağı bir sarsıyor. Benim yeğenim benim evladım gibidir. Ben maaş yapmak için çok mutluyum. Onu da seve seve yapıyorum ben. Merhaba, hoş geldiniz. Tekrar sizleri gördüğüme seviniyorum. Çünkü artık zorlu sürecin de sonuna geliyoruz inşallah hayırlısıyla. Semra, sen 40 yaşında. Daha da genç gösteren, inşallah sağlıklı olacak bir kadınsın. Çok önemli bir kahraman var. Aslında amca gibi, biraz da anladığım kadarıyla abi gibi. Çünkü sizin yanınızda, hep sizin evinizde kalmış. Derviş Bey, 55 yaşında. Hoş geldiniz tekrar. Niçin böbrek veriyorsunuz? Hiç korkmuyor musunuz? Ben verebilirim diye düşündüğünüz, korkmadınız mı? Hayır, öyle bir endişem yok. Yani bir korkum yok benim. Zaten olmasın. Yani sizin saçınızın teline zarar gelmeyecekse biz bu işi yapıyoruz. Bunu herkese bu şekilde izah ediyoruz. Çünkü siz çok büyük bir özveride bulunuyorsunuz. Bazen çok istekli olmayabilir verici. Kafasında şüpheleri olabilir. Kendisini baskı altında hissedebilir. Gönüllü değildir aslında. O zaman sizin bu işi yapmamanız gerekiyor. Kızım beni almıyor. Evet. Başka ne eşim anlar ne kardeşim anlar. Yaşayan bilir hocam, bir sınavdır. Şimdi babası böbrek yetmezliği olmuş. Çok üzücü çünkü aslında şeker ve tansiyon dikkat etseydi böyle bir komplikasyon hiç olmayacaktı. Senin bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlara bu akşamdan başlayacağız. Yarın da ameliyat sabahtan 8 gibi işte vereceğimiz, sonra da bir yarım saat sonra falan sen indirilerek cerrahi ekip aşağıda bekliyor olacak. Ameliyatlarınız hayırlısıyla gerçekleşecek. Semra Hanım 1,5 yıldır diyaliz tedavisi görüyor. Haftada 3 kez diyalize gitmek zorunda. Bu haftada 3 kere diyalize de 1,5 yılda hesapladığımız zaman yaklaşık 230 kez diyaliz tedavisi almış bir hasta. Zaten damar problemi olan bir hastada haftada 3 kere ve toplamda da 1,5 yılda 230 kere diyaliz tedavisi görmüş olması damarlarının daha da bozulmasına neden oluyor. Nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? İyi. Biraz heyecan var herhalde. Evet, bayağı. Son diyaliz olmasını umut ediyoruz. Hayırlısıyla. Keşke bağış olayı çok olsa. Evet. Herkes şeyi düşünüyor. Ben organlarımı bağışlar mıyım? Hiç acaba ben organ bekleyen haline geçer miyim düşünmüyor. Aynen. Thank you.
amca olmasına rağmen 4 bel 6 uyum var. Evet, o çok süper iyi. Süper yani. Kan gruplarında bir problem yok. periferik arter muayenesinde bir özellik yok. Dolayısıyla sağ ya da sol iki tarafta bizim için uygun. Derviş Bey günaydın. Günaydın. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. İyi hadi bakalım hayırlısı inşallah. Birazdan alacağız ameliyathaneye seni. Ameliyatını laparoskopik yapacağız. Yani kapalı yapacağız karnını böyle kesmeden. Sadece küçük delikler açacağız. Sol böbreğini alacağız. Testler de çünkü o uygun çıkıyor. Tamam. İnşallah öğlene doğru da hem senin hem de yeğenin ameliyatı bitmiş olur. İkiniz de sağlıklı olarak servise dönmüş olursunuz. Sormak istediğin bir şey var mı? Canın sağlığı, teşekkür ediyorum. Peki biz teşekkür ederiz esas sana. Çünkü ben teşekkür bir organ bağışlayarak bir insanın hayatını kurtarmış olacaksın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Abi, hoş geldin. Tamam. Geçmiş olsun. Birazdan alıyoruz ameliyathaneye seni. Orada ameliyathanede görüşmek üzere. Peki hadi bakalım. Tamam. Evet günaydın. Semra Hanım nasılsın? Teşekkürler hocam. İyi misin? Hazır mısın? Hazırım hocam. İyi hadi bakalım. Amcanla da görüştük. O da çok cesur, çok kararlı. İnşallah onun sayesinde hayatın kurtulmuş olacak. Hem amcanın hem babanın çok ciddi fedakarlığı var. Biliyorsun senin nakil olabilmenle ilgili. İnşallah ameliyat sonrası da her şey yolunda gider. İnşallah hocam. Sen sağlığına kavuşursun. Böylelikle onlarla da daha iyi ilgilenebilirsin. İnşallah. Geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Sağ ol. Şimdi ameliyata geliyorum. Yarım saat önce yeğenimi gördüm. Yeğenim üzgündü. İnşallah basıyla çıkıyoruz. Yani bunu düşünmüyorum. Yani şu anda sadece yeğenim için biraz şey yapıyorum, düşünüyorum. Yani hiç çekinmeden, korkmadan ameliyat masasına gidiyorum ben. Tabii burada Semra'nın babasının çok ciddi bir fedakarlığı var. Önce Can, sonra Canan demiyor. Önce Canan, sonra Can diyor. Dolayısıyla önceliği kızına veriyor. Çünkü o çok daha genç, önünde çok daha uzun bir yaşam beklentisi var, çocuğu var gibi. Dolayısıyla aslında kendisinin hani nakil olabilecekken bu şansı kızına veriyor ve kızı nakil oluyor. Onun hayatı kurtuluyor. İnşallah onu da kadaver listesinden bir organ çıkarsa veya aileden başka birisi bağışlarsa ona da nakil yapıp onun da hayatını kurtarmak istiyoruz tabii ki. Dün gece bayağı bir stresliydi. Korku, endişe, stres. Rüyamda ameliyatla ilgili şeyler gördüm. Kalktığımda ter içinde kalmıştım. Başımı kaldırdım sanki başımda annem varmış gibi. Anneme sarılacakmışım gibi. Annem yok yanımda. Kızım diyeceksin. Benim canım ona kurban olsun. Ben canımı ona feda ederim ya. Annemle babam amcamı büyütmüşler. Amcam da beni kardeşi gibi gördüğü için zaten hani amca yeğenden ziyade biz kardeşiz. O yüzden benim bu şekilde çekmeme tahammül edemiyor. Hani bir insanın kardeşi olsa, abisi olsa bu kadar sever. Hiç mi bir insanda kin olmaz, hiç mi sinir olmaz? O kadar çok sevecen, o kadar çok iyi niyetli bir insan ki. Çok değerli bir insan benim için. Ben onun hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Ne yaparsam yapayım. Çünkü bana hayatımı bahşedecek. Yeni bir hayat verecek. İstediğim yapabileceğim. Her şeyden önce su içebileceğim. Kana kana su içebileceğim. Bunu söylemek de zor geliyor işte bana. Çünkü benim babam bunu yapamayacak. Bu çok zor geliyor bana. Üzülme sakın üzülme. Valla kızlarım. Herkese iyi bak. Tamam. Merhaba. Buradayım amca. Üzülecek hiçbir şey yok.
Gönülden gidiyorum. Şimdi biz burada Derviş Bey'i anestezi verdikten sonra, uyuttuktan sonra sol böbreğini alacağız. O nedenle sağ tarafının üstüne yatırdık. Yan çevirdik yani. Ve laparoskopik ameliyatı gerçekleştirmek için gerekli olan trokarları girdikten sonra böbreğin diseksiyonuna başladık. Böbreğin ön taraftan serbestleştirme işlemi tamamen bitmiş oldu. Yani atar damarı, toplar damarı gördüğünüz gibi tamamen serbest hale geldi. Böbrek üstü bezinden, dalaktan ayrılma işlemi tamamlandı. Daha sonra aşağı tarafa geçeceğiz. Üreterin yani böbrekle mesane arasındaki idrar yolunun keseceğimiz noktaya kadar serbestleştirme işlemini yapacağız. Şu anda üreterin keseceğimiz noktaya kadar olan serbestleştirme işlemini yapıyoruz. Bunu bitirdikten sonra da böbreğin karın yan duvarına olan yapışıklığını ayırıp böbreğin tamamen serbest hale gelmesini sağlayacağız. Ondan sonra da alıcı tarafından gelecek olan haberi bekleyeceğiz. Çok iyiydi. Böyle yardımseverdi. Bir fakireye çok yanıyordu. Öyle bir şeydi. Bilmiyorum bu hastalık nasıl bulaştı benim kızım. Alıcı Semra Hanım hazır herhalde. Tamam. Biz de bitirmek üzereyiz. Böbreğin karın yan duvarıyla olan yapışıklığını bitiriyoruz. Ve biz de hazır hale geliyoruz. Çok az bir zamanımız kaldı, 5 dakika kaldı. Derviş Bey, yani dört dörtlük bir insan demek lazım yani. Kimsenin yapamayacağı büyüklüğü gösterdi yani. O yüzden ona tabii ki çok minnettarız yani. Hani bir böbrekle sadece o kişinin yaşamını değil, çevresindekileri de etkilediğini görüyorsunuz. O çiçekler yeşeriyor bir şekilde etrafındakileri, mutluluk saçıyor. Evet, şu anda da Derviş Bey'in yani vericinin ameliyatında en heyecanlı aşamadayız. Bu aşamada böbreğin damarlarını kapatacağız ve böbreği karın dışına çıkartacağız. Evet, böbreği
Çıkarttıktan sonra hızlı bir şekilde soğuk serumla soğutmamız gerekiyor ki böbrek sıcakta zarar görmesin diye. Çünkü buradaki işlem bittikten sonra alıcı tarafına geçtiğimizde böbreğin alıcı damarlarıyla birleştirilmesi ve tekrar kanlanması için bir zaman geçecek. Yaklaşık yarım saatle bir saat kadar. Bu süre zarfında böbreğin soğukta kalması lazım ki böbrek hücreleri zarar görmesin diye. Hani 5 kardeşiz aslında. Bunlardan biri de amcam. Babam çoğu zaman iş nedeniyle dışarıda olurdu. Okulumuzu o götürüp getirirdi. Bizi o gezdirirdi. Amcam şey dedi. Abla hani gerekirse ablan için iki böbreğimi alsınlar dedi. Benim dedi bir yükümlülüğüm yok. Bir çocuğum ya da bir sorumluluğum yok dedi. Onun çocuğu var dedi. O daha çok genç dedi. O da benim evladım dedi. O yüzden amcam için söyleyecek söz bulamıyorum. Hani o hem kendisine hem bize ablamı bağışladı. Gelsin, elinize sağlık. 2009 yılında Nefroloji Derneği'nin yaptığı bir çalışmaya göre aslında toplumdaki her 7-8 kişiden bir tanesinde bir böbrek rahatsızlığı söz konusu. Tabii bunların hepsi diyaliz tedavisi almıyor. Çünkü böbrek yetmezliğinin evre 1'den evre 5'e kadar değişik aşamaları var. Evre 5 aşamasına geldiği zaman diyaliz ya da böbrek nakli gündeme geliyor. Diğer aşamalarda nefroloji takibiyle hastalar hayatlarını idame ettirebiliyorlar. Şu anda diyaliz tedavisi alan Türkiye'de yaklaşık 65 bin 70 bin civarında hasta söz konusu. Bunlardan 22.500 civarında olanı da kadavra listesinde organ bekliyorlar. Aslında rakamlar çok fazla ve bu rakamlar her sene de artıyor. Evet, Semra Hanım'ın yeni böbreğini kanlandırdık ve böbrek çok güzel kanlandı. Herhangi bir problem yok gözüküyor. İdrar yolundan da idrarın geldiğini gözümüzde görebiliyoruz. Bu aşamada idrar yolunu Semra Hanım'ın mesanesiyle yani idrar kesesiyle birleştireceğiz ve ameliyatımız bitmiş olacak. Olsun. Derviş Bey'in ameliyatı da, Semra Hanım'ın ameliyatı da bitti. Her ikisinin ameliyatı da gayet iyi geçti. Böbrek de çok güzel çalışıyor. Daha ameliyat masasındayken yaklaşık yarım litre idrar geldi. Şu anda hiçbir problemimiz yok. Her ikisinde sağlık durumu iyi. Servise çıkartacağız. Orada takibini devam edeceğiz. Biz zaten sürekli kontrol edeceğiz. Size de ara ara bilgi veririz. Tamam. Ama herhangi bir endişelenecek anormal bir durum yok. Her şey normal, beklediğimiz gibi her şey yolunda gitti. Tamam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Hadi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Hadi. Geçmiş olsun. Sağ olun. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Dizi. Dünkü mü? Hı hı. 11 litre almış, 8600 çıkarmış, tren 80, 1.76 kreatinin süper. Yani 1.76'ya düşmüş, çok iyi. Derviş Bey günaydın. Günaydın. Nasılsın? Teşekkürler. İyi misin? Nasıl geçti gece? Gece biraz ağrı vardı, sizde ağrı vardı. Beni ayağa kaldırdılar ki yürüyün diye. Ayağa kaldırdılar mı seni? Dur bakayım, elini bırak bakayım. Yiyemedim ben. Tamam, neyse. Bugün yine kaldırırlar. Bugün daha rahat yürürsün, merak etme sen. Tamam. Bugün idrar sondanı çıkartacağız. O yandaki direni de alacağız. Bugün daha rahat gezeceksin, dolaşacaksın.
Su içiyorsun zaten değil mi? Şu anda içiyorum, başladım yani. Tamam, yavaş yavaş iç. Yemek de verecekler, yavaş yavaş yiyeceksin. Oldu mu? Bugün mümkün olduğunca senin yapacağın en önemli şey... Azar azar, azar azar, azar azar. Bugün için yapacağın en güzel, en önemli şey sık sık kalkıp dolaşmak. Bağırsakların çalışması için, bu ayağındaki kan damarlardaki kanın hareket etmesi için bol bol yürümen gerekiyor. Biz onun dışındaki diğer tedavileri zaten ayarlayacağız. Oldu mu? Tamam. Çok iyi, çok iyi, çok mükemmel. Böbrek çok güzel çalışıyor. Kreatinini 1.76'ya düşmüş, 74'e. İdrar çıkışı çok iyi. Böbrek çok iyi çalışıyor. Kendisi de çok iyi. O da seni merak ediyor. Ben de onu merak ediyorum burada. Yani gözlerini açtıkları an alıcı da verici de hemen birbirlerini soruyor. Bu gönülden vermekle ilgili bir şey. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyi, karnını açalım. Nasıl geçti gece? Geçti. İyi mi geçti? Tamam. Bir şurayı da bir şöyle bir açalım da. Dur, elini böyle. Bir yere yerini açıp bakacağız ya. Bunu bir açıp bakalım. Tamam, bir şey yok. Tamam. Direne ne kadar gelmiş? 80. 80 gelmiş. Herhangi bir sıkıntı yok. Sen nasılsın Semra Hanım? İyi misin? İyisin. Tamam. Yok, çok fazla değil o. Bugün ayağa kalkıp kaldıracağız seni. Kilonu da tartacağız. Ama şey çok iyi. İdrar çıkışın çok iyi. Kreatininde 1.76'ya düşmüş. Yani diyalizdeyken hafta her günde diyaliz olsam bu değere düşürmem pek mümkün değildi. İşte böbrek nakli böyle bir şey. Amcam da çok iyi. Derviş Bey. O da çok iyi maşallah. O da kalkıyor, dolaşıyor. Evet, daha sonra inşallah buluşacaksınız. İnşallah. Tamam, peki. Görüşmek üzere. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Baba. Efendim baba. Geçmiş olsun efendim yavrum. İyiyim, iyiyim baba ben. İyi misin yavrum? İyiyim, iyiyim. He? İyiyim, merak etmeyin, ben iyiyim. İddianı çıkıyor mu? Evet baba. Kızım. Çıkıyor, çıkıyor baba. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hı. Nasıl? Kreatinim de düşmüş. Çok şükürler olsun. Var mı bir gelin ya? Yok baba. Hadi öpüyorum canım benim. Ben de baba. Amca. İyi misin? Otur amca. Hı? Oturabiliyor musun? Ağrın çok mu? Yok. Hı? Yoksa ben düşünmek için düşün. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Benim yüzümden neler geldi? Benim yüzümden neler geldi bu şimdi? Neyse, benim yüzümden neler geldi? Ne var yani? Otur istersen yanıma. Gece nasıl geçti? Ağrılı mı? İyi geçti. Babanla görüştün mü? Görüştüm. Sen görüştün mü? Görüştüm. Terliğince üstünü değiştir, tamam mı? Sana hiç aklımı ne yaparsam yapayım ödeyemem amcacığım. Helal baş olsun. Benim yüzümden neler sen çekiyorsun? Ben bir evla ben sana bir görev vermediğin zaman artık ne işe yarar yani? Bana öyle bir hayat yani, bağışladın bir ki. Sakın üzüleyim deme, ağlama. Sana ne söylesem az, bilmiyorum. Hiçbir şey yapmadım ben de az. İnşallah erken kendini toparlarsın. Artık böbrek kardeşiyiz amca. Senin yüzünde benim başıma bir şey gelmeyecek. Canımsın sen. Semra'yı evlat gibi biliyorum ben. Zaten bir yeğen demek ki evlat demek. Yeğenime böbreğimi verdim. Oyun taburcu oluyorum. Çok mutluyum. Ailece çok mutlu oluyoruz. Ondan bir
gurur duyuyorum ben. Gerçekten yaşadığımı anlamaya başladım. Her şeyden çok diyalizden çıktıktan sonra hani suyu kana kana içmeye başladım. En önemlisi o. Doktorların söylediğinden daha fazla içmeye başladım. Anormal derecede. Yok o kadar da hani kendine yüklenmek istediğimden değil aslında. Çok hani özlemiştim. Günaydın. Günaydın. Nasılsın Semra Hanım? Sağ olun hocam. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Eve yolculuk için hazırlıklara başladık. Evet. Hazır mısın eve gitmeye? Hazırım hocam. Tamam, peki. Bir şikayetin var mı? Yok hocam, teşekkürler. Tamam. Sağ olun. Yüzünün rengi değişti. Güzel oldu. Evet. Parlamaya başladı. Sen aynada çok fark ediyor. Çok fark ediyor. Tamam, peki. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Tamam, görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ ol, sağ ol. İnşallah. Şimdi çok iyiyim ama üzülme, tamam mı? Çok şükür kızım, şimdi çok iyisin. Hep sana dua ediyordum kızım. İnşallah benim kızım kurtulur. Hep böyle umut ediyordum. Kurtuldun Allah'a çok şükür. Binlerce şükür, öbürlere de Allah yardım etsin. Herkesi kurtarsın Allah. Bir haftadan beri görmüyoruz. Burada bekliyoruz, beklentiyiz. İşte bugün çıkacak. Mutluyuz. Ben kendi adıma çok mutluyum. Ama geride bıraktığım babam için, arkadaşlarım için, onlar için de inşallah organ nakli bağışında bulunulur. Makineden kurtulurlar. Onlar da benim yaşadığım duyguları inşallah yaşarlar. Tek temennim o.